Arkadaşlar merhabalar. Paralel kenarın birinci kısmı ile alakalı uygulama testi çözeceğim size. Normal sorular olacak, çok zor olmayacak burası. Konuyu tekrar etmeniz için kısa bir test. ABCD bir paralel kenar, alfa kaç derecedir demiş. Hemen arkadaşlar burada neye dikkat etmeniz lazım? M kuralı bakın. Burada gördüğünüz gibi M kuralı var. Hemen ondan yararlanarak 40, 35 daha 75 diyeceğiz. Soruda DE ile AB eşit verilmiş. DE burası. AB ile zaten DC eşit. O zaman bir ikizkenar üçgen geldi. Böylece alfa arkadaşlar 30 derece olmuş oldu. Bakalım ikinci soru ne diyor? ABCD bir paralel kenar. GDAE üçgeninin ağırlık merkeziymiş. Bakın DAE'nin güzel. Bunu hem hatırlayacağız. Önemli bir şey bu. AFFC'ye eşit. Bizden nereyi istiyor? A, E'yi istiyor. Tamam, güzel. Şimdi arkadaşlar bakın, soru zor değil kesinlikle. Çünkü ben şunu çok önemsiyorum ve anlatıyordum hep. Ağırlık merkezinden geçen bir paralellik verildiği zaman burada aslında kenarortaydan dolayı 2K'ya K, 2A'ya A, 2B'ye B karşılıklı oranları eşit olur. Sonra 2'nin 3'e oranı eşit 2'nin 3'e oranına eşit olacağı için taban 2T ise öbür tabanda 3T olur arkadaşlar. Bundan dolayı aynı muhabbet burada da var bakın. 2K'ya K desek karşılıklı oranlar aynıdır. 2A'ya A'dır. Artık o kenarortayı siliyorum. Nasıl olsa gördük 2A'ya A olduğunu. Karşılıklı oranlar eşittir paralellikte. Bu yüzden 2B'ye B paralel kenarın karşılıklı kenarları zaten eşit olduğu için AB de B. Sonra arkadaşlar 2'nin 3'e oranı GF'nin pardon CF'nin 6'ya oranına eşit. O zaman CF buradan ne oldu? 4. CF 4 olduğuna göre AF de 4 çünkü kendi eşit vermişti. Böylece A'ya 2A olduğu için de FE 8 toplamda da AE 12 geldi. Bakın üçgen, üçgen, üçgen arkadaşlar. Üçüncü soru. ABCD bir paralel kenar. 4, 6, 8 verilmiş. Bir kere bir köşeden çıkan bir doğru. Köşegeni ikiye bölüyorsa bu kesinlikle öbür köşeye gider. Böylece bu da köşegendir. X olur arkadaşlar. Bizden şimdi bu X'in uzunluğunu istemiş. Bunu iki yolla yapabilirsiniz. Kosinüs teoremi de olur arkadaşlar. Kenarortay teoremi de olur. Şöyle 4, 4 olsun hatta. Bu arada bu soruda hatta şey bile yapmayalım. Kosinüs teoremi ve kenarortay teoremine bile girmeyeyim. Ben direkt size Pisagor'dan bunu halledeyim bakın. Nasıl? İkizkenar bir üçgenin tabanı sorulduğu için tabana dikindiriyorum. Tabanı ikiye böler. Evet. A olsun burası. X'e o zaman 2A kaldı. Şu indirdiğim yüksekliğe B diyeyim. Burada bir Pisagor. A kare artı B kare 16. Bir de şurada Pisagor. 3A'nın karesi olacak artık burası bakın. 9 A kare artı B kare eşittir 36. Taraf tarafa çıkaralım. 8 A kare eşittir 20. Buradan da arkadaşlar A ne geldi? A kare 20 bölü 8. 4'e bölersek 5 bölü 2 kök 5 bölü kök 2 oldu. Bizden kaç A isteniyor? 2A çarparsak o zaman böylece kök 10 oldu X'in cevabı. Bakın üçgen bilmenin önemi arkadaşlar. Kosinüs teoremi mi yoksa kenarortay teoremi mi falan derken bir anda ikizkenar varsa tabana dikindir. Oradan da Pisagor'u yap kullandık bakın. Dördüncü soru ABCD bir paralel kenar. 3 kök 2 9 3 kök 2 x nedir diye sormuş. Buna göre ne yapalım? Buraya bir 6 kök 2 diyeyim. Bu şekilde. Alfa karşılıklı açılar alfa. Beta dersek burası da beta olur. Böylece bu iki üçgen ne oldu arkadaşlar? Benzer. Beta'nın gördüğü AFE'de 3 kök 2. GBC'de x. Sonra 90'ın gördüğü AFE'de 9. GBC'de 6 kök 2. İçler dışlar yaparsak 36 eşittir 9x'ten x 4 oldu arkadaşlar. Beşinci soru. ABCD bir paralel kenar. AF açıortay verilmiş.
Ne olur ne olmaz biz şunların eşitliğini gösterelim z'den dolayı. Lazım olabilir belki 5, 5 olsun. Hatta şuraya da 4 kalsın. Sonra af'yi soruyor. 3, 2 verilmiş. Tamam. Önce hemen verdiği bilgilerle şunları bir görmüş olduk. 5, şuraya yanlışlıkla 4 yazmışım. 10 olması için 5 olacak. Buraya da o zaman 3, 4, 5 üçgeninden 4 kalacak arkadaşlar. Bundan sonra peki x'i nasıl? Şöyle arkadaşlar fe'yi bir uzatalım bakın. Paralelliği kullanayım orada. Hem de orta nokta F orta noktayı gördüm bakın. Şöyle uzattım. O zaman ne oldu arkadaşlar? Bir kelebek benzerliği oldu gördünüz mü? 5'e 5, 3'e 3. Yine 3, 4, 5 üçgeninden şuraya bir K noktası desem KF 4 olur arkadaşlar. Böylece 4, 8, 4 kök 5 bu güzel sorunun da cevabı orta noktadan yararlanarak bir de paralellikten yararlanarak arkadaşlar böyle bir uzatma yaptım. Geldik 6. soruya. ABCD bir paralel kenar AE ve DE açıortay demiş. Ne olur ne olmaz hemen şu 2 alfa 2 beta alfa artı beta durumundan E açısının 90 olduğunu görelim. Paralel kenarın uzun kenarını istiyor bizden. Şimdi arkadaşlar burada fark ettiyseniz eğer EF'yi uzatırsanız bu şekilde 4 4 çünkü orta nokta olacak burası da böylece şu parçaya da 4 kalacak muhteşem üçlüden dolayı. Böylece bakın 11 oldu. E paralellik var. O zaman x de arkadaşlar mecburen 11 olmuş oldu. Yalnız burada şunu söylemem lazım. Dikkatli olan öğrenciler şunu diyebilir. E hocam orada EF paralel demiyor ki AB'ye. Orası kesinlikle paralel. İspatını yapayım size. Açıortayın kollarına inen dikler eşittir ya arkadaşlar. O yüzden şu iki parça birbirine eşit. Yine açıortayın kollarına inen parçalar birbirine eşit. Böyle. E zaten E orta nokta, F orta nokta mecburen böyle paralel olması gerekiyor arkadaşlar bu sorunun. Ondan dolayı yani onu ilk başta söylemek istemedim ama bir anda böyle bazı dikkatli öğrenciler nasıl yani diyebilir diye açıkladım ben. ABCD bir paralel kenar DB köşegen verilmiş. CFFB'ye eşit. Bizden AE uzunluğunu istiyor. Şimdi bunu iki tane kelebekten halledeyim ben size. EF'yi bilmiyorum. A diyorum. O zaman AF de A olur. Neden? Şuradaki kelebek benzerliğinden dolayı. Böylece AK'ya A eksi 2 kalır arkadaşlar. Sonra şurada bakın bir kelebek benzerliği de var. Gördünüz mü? Burada da arkadaşlar K'ya 2K kelebek benzerliğinden 2 ise A eksi 2'nin aslında ne olması lazım? 4. Böylece A da buradan 6 oldu. Totalde 12 santim oldu. AE uzunluğu. Hem mavi kelebek hem kırmızı kelebeğin önemi arkadaşlar. Çevre ABCD 24 santim. Z'den dolayı açıortay ve paralel kenar bakın. Unutmayalım. Yani şöyle x bölü 2, x bölü 2, burası da x bölü 2. Böylece 3x bölü 2, 2 ile çarparsak çevresi 3x oldu arkadaşlar. X demek ki 8'miş. Bu nispeten diğerlerine göre rahat bir soru oldu. 9. sorumuz. 6, 2, 6 uzunlukları verilmiş. X nedir diye soruyor. 90 derecede var. Burada bunu kullanacağız muhtemelen. Şimdi arkadaşlar bir kere bir köşegeni vermiş. Ne diyordum? Deneyin, diğer köşegeni de çizin. İşinize yararsa kullanırsınız, olmazsa sileriz. Böyle yapıyoruz soruları, merak etmeyin. Şimdi burada niye bu köşegenden bahsettim? Çünkü 90 derece bana bir acaba muhteşem üçlü olur muyu hatırlattı. Çünkü bakın köşegenler birbirini ortalıyor biliyorsunuz. Böylece orta nokta oldu. Bu bir. Diğer köşegeni de ortalar. 3, 3 böler. Aynı zamanda arkadaşlar 90 derece olduğu için şuraya bir P noktası diyeyim. AP, PC'ye eşitse PE de eşit muhteşem üçlüden dolayı. Böylece 5, 5, 6, 10, X de 8 oldu arkadaşlar. 10. soru. ABCD bir paralel kenar. PD ile FE'nin eşitliği verilmiş. Alfa kaç derecedir diye soruyor. Hemen arkadaşlar bakın paralel kenarlarda şekli ben bir daha yana çizeyim ekstradan. Size bir 90 derece verdiği zaman sakın şuranın da 90 olduğunu unutmayın. Mesela bakın bu soruda Z'den dolayı aslında D açısının da 90 olduğunu görürseniz
Böylece bakın bir muhteşem üçlü olur burada. Böylece bilmediğimiz şu açıya x diyelim. Burası o zaman x olur. İkizkenar üçgen olacağı için şöyle 2x burası. Sonra arkadaşlar burası da x oldu bakın gördünüz mü? Karşılıklı açılar eşit olduğu için artık alfaya x artı 32 diyebilirim. Böylece arkadaşlar şurada bildiğimiz iç açılar toplamı. 2x artı 32 artı 90 eşittir 180. 122, 180'den 122'yi çıkarırsak 58 yapıyor. X de buradan ne oluyor? 29. Bizden nereyi istiyordu? Alfayı 32 ile toplarsak 61 oldu. Konu anlatımında sorduğum bir soruya benziyor. DK sorulmuş. KE verilmiş 6 santim. E orta nokta, F orta nokta. Şimdi böyle zaten çaprazlama uzunluklar sorulduğunda bir kelebek benzerliğini ben düşünüyorum. Burada öyle bir benzerlik yok. O zaman bu ne demek? Aslında bir nevi kendiniz paralel çekerek mevzuyu görün demek. Şimdi o zaman arkadaşlar şöyle F noktasının orta nokta olmasından yararlanarak CE'ye bir paralel çekiyorum. Buraya 2Y desek P noktası diyeyim. Y, FP de Y olur. Paralel kenarın karşılık kenarları eşit 4Y oldu. Böylece KP'ye X dersek DK arkadaşlar 4X olur. P orta nokta olduğu için PE de 4x arkadaşlar. Pardon, orası 5x çünkü toplamda 5x var. Böylece PE de 5x oldu. 6x 6 geldi. Benden 4x istiyor. Cevap demek ki 4'müş. İkinci soru. 90 derece verilmiş. Alakasız iki kenar birbirine eşit. DC ile bakın AE niye birbirine eşit acaba? Bu arada paralel kenarın karşılık kenarlarının eşit olduğunu unutmayın. Haliyle burası 45 45 90 üçgeni bu bir. Şimdi arkadaşlar bakın bu dik üçgenin hipotenüsüyle alakasız bir kenar verilmiş. Burada hemen hipotenüste muhteşem üçlüyü kullanmak lazım. Niye biliyor musunuz? Muhteşem üçlü bize şöyle bir güzellik getirecek. Buraya x diyeyim. Buraya x diyeyim. Dik indirip ikiye böldüğü için ikizkenarda muhteşem üçlüden bu yükseklik de x. Bu arada AE x olduğuna göre DC de 2x oldu. Ne çıktı? Bir hipotenüs bir dik kenarın iki katıysa 30-60-90 üçgenidir. Haliyle bakın Z alfa 30 derece oldu. Z kuralından dolayı. Bu şekilde arkadaşlar bazen açı sorularında şunu söylüyordum. Dik üçgende muhteşem üçlüyü görün. Çift sayıysa ya da alakasız bir kenar eşitliği varsa orada bakın deneyerek bunun böyle olduğunu görmüş oldum. 13. soruda AB 5 kök 3 verilmiş. AC 12 santim. Bizden nereyi istiyor? DB köşegenini istiyor. Bir kere arkadaşlar hemen köşegenlerin birbirini ortaladığına dikkat edelim. Lazım olabilir. Böylece şurada bir Z'den dolayı 30 derece olacak. AC 12 olduğu için 6 6 böler ve hemen 30 60'ı gördüğümüzde karşısından dik indirin diyoruz. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı 3 kök 3. 2 kök 3 kaldı. Hemen şurada bir Pisagor yaparsak 9 artı 12, 21. Demek ki kök 21'miş. Ortaladığı için köşegenler birbirine. DB toplamda 2 kök 21 oldu. Son sorumuz burada. 14. sorumuz. Paralel kenar 90 derece verilmiş, 10 derece verilmiş. Alfa nedir diye soruyor bize. Güzel bir soruyla bitiriyoruz. Şimdi bakın şöyle bir şekil bize toplamları üçünün toplamı şurayı verir kuralını bir hatırlatıyor. O zaman bilmediğim şu açıya bir x diyorum. Tamam mı? O zaman burası alfa artı x artı 10 oldu. Bilinmeyen var ama korkmayın. 90 olduğuna göre buraya 90 eksi x kaldı. Ve arkadaşlar paralellikte C kuralından dolayı hem D hem A açısının toplamı 180 değil mi? Böylece ne oldu? 90 eksi x artı alfa artı x artı 10 180'e eşit geldi. Ve x'ler ne güzel gitti. Alfaya da 80 derece kaldı. Güzel bir testti. Yani
Soruları çok zor değil dedim ama gerçekten iyi yorum soruları çözdük birlikte. Devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.